Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda 3 345 yayınlarının hazırladığı 12'li TYT Matematik denemelerinden deneme 12'nin çözümünü yapacağız. Evet, son denemedeyiz. E, madem son denemedeyiz, bir hocalarımıza teşekkür edelim. Mehmet Hocam, Resul Hocam ya da kimin eli, kimin kalemi değdiyse bu denemeyi hazırlayan tüm hocalarım elinize, kaleminize sağlık. Gerçekten ama gerçekten bana bu deneme çok şey kattı. Siz değerli öğrencilere de büyük ihtimalle çok şey katmıştır. Ve inşallah sınavda benzerleri de çıkar da a 3 4 5'te çıkmıştı ya da Kenan Hoca çözmüştü. O yüzden hızlı bir şekilde yapabildim diyebilirsiniz inşallah sınavdan sonrasında da. Gerçekten bu zamana kadar ki gördüğümüz sınavlarda 11. denemeye kadar gerçekten 12. denemeye kadar pardon çok güzel sorular vardı ve bize çok şeyler kattı. İnşallah 12. denemede de güzel sorular vardır ve bize güzel şeyler katar. Yeni gördüğümüz soru tiplemeleri e, olacaktır inşallah. Çünkü bu denemelerde çok gördük arkadaşlar. Bakalım bu DM'de var mı? Lafı çok fazla uzatmayalım isterseniz. Geometrik çözümlerine soru 31 ile başlayalım. Evet 31. soru. Şekil 1'deki birbirine eşit ve dik kesen iki koldan oluşan tel bir köşesi etrafında ok yönünde 60 derece döndüğünde şekil 2 elde ediliyor. Arkadaşlar döndürme sorusu. Hep söylerim kalem döndürdüğünde hop yine kalem mi kalem. Döndürme sorularında eşliğe dikkat edeceksiniz. Yani her ikisi de aynı şekil arkadaşlar. Yalnız burada ben bu şekli döndürüyorum ya. Ya şurada ikizkenar dik üçgen var. E garibi hipotenüs uzunluğu yok. E bunu da çizelim o zaman değil mi arkadaşlar? E, hatta onu bir mavi ile çizelim isterseniz. Hop şunu çizelim. Bakalım son durumda kırmızı kesitli çizgiler ile ifade edilen yer telin başlangıçtaki konumu olduğuna göre telin başlangıçtaki konumu burası mıymış? Şunlar birbirine eşit değil miydi arkadaşlar? Evet şuradaki eşitliği de gösterelim. Ve bu hipotenüs uzunluğu hocam hipotenüs uzunluğu şöyle yuvarlakla gösterelim isterseniz. Arkadaşlar sen bu şekilde döndürdün. Hop burası oldu ya hipotenüsü de çizdim. Burada da hipotenüs de döndü. Buraya geldi. E, bu şeklin eşit o, ol eş olması bizim için önemli değil miydi? Evet o zaman şuradaki eşitliği de gösterelim arkadaşlar. Şunlar eşit şunlar eşit koyduk. Aynı zamanda hipotenüsleri de eşit koyduk. Evet bu şekil kaç derece döndürüldü? 60 derece döndürüldü. Hocam dönerken 60 derece. Bu buraya geldi 60 derece. Ya da hipotenüsle bakın nereye geldi arkadaşlar dönerken. Bu hipotenüste dönerken hop buraya geldi. Kaç derece döndü bu? 60 derece döndü. Hocam burası da 60 derece olacak. Aa, sen buraya yapmış 60 yapıştırınca 60'ın kolları şöyle x kenarı yok mu? Var. 180'den 60 çıkart. 122'ye böl. 60 60 yaptı. Burası da 60 burası da 60 yaptı. E hocam zaten bu bir ikizkenar üçgen. Yani burası 45 45 90 üçgeni. E burası ne oldu o zaman arkadaşlar? 45 ile ikisini toplam 60 yapacağından x'e de kaç derece kaldı? 15 derece kaldı. Evet birinci sorumuzun cevabı böylelikle balık Balıkesir. Yani 31. sorunun cevabı böylelikle balık Balıkesir çıktı. Geldik 32. soruya. Aşağıda iki eş koldan oluşan makas yardımıyla köşegenin doğrultusunda kesilmek istenilen dikdörtgen biçimindeki kartonun makasla kesilmeden önceki ve kesildik daha sonraki görünümleri verilmiştir. Kesilmeden önce böyle kesildik daha sonra böyle olmuş. Şekil 1'den makasın uç noktaları arasındaki uzaklık 16. Şu makasın uç noktaları arasındaki uzaklık 16'ymış. Arkadaşlar şu makasın şuradaki uzunlukları birbirine eşit değil mi? Sorunun kökünde öyle demiş. Evet e, ikiz kenarda çizilen yükseklik konumunda olduğu için tabanı iki eş parçaya bölecek. Çünkü şurası 16 santimetre demiş. O zaman burası da 8 burası da 8 mi olacak? Aynen öyle. Evet köşe 16 santimetre ve bu noktaların kağıda dikiz düşümleri köşegen üzerindeki L noktasıdır. Burası Kartonun ucu tam açılan makasın kollarının bağlantı noktasına getirilerek bağlantı noktasının yeri değiştirmeden bir tam kesim yapıldığında karton şekil 2'deki gibi K noktasına geliyor. Arkadaşlar sen burada keseceksin bunu. Makas böyleyken hop kesti. Buraya mı geldi? Evet. İşte burası da ne noktasıymış arkadaşlar? Sana K noktası demiş. Makas böyle kesiyor ya. Bak şu uzunluk şuraya eşit. Şu uzunluk şuraya eşit değil mi gençler? E, makası geldik buraya getirdik. Tam burası K noktasıymış. Arkadaş burası K noktası iken K'dan buraya kadar olan uzunluk 12 diye verilmiş. A hocam bunun tamamı 16 idi. Buraya kaç kaldı? 4 kaldı o zaman. E ben şuraya da bir A dersem. Hocam şu uzunluk neydi? Şuna eşit değil mi? 8 değil dikkat edin. Burası 8 birim 8 birim. Hocam bu uzunlukla bu uzunluk zaten birbirine eşit. Çünkü makas hop buraya gelmişti. E A artı 4 ise burası da artı 4 olacak mı? Olacak. A çok güzel bir şey çıktı. Pisagor mu çıktı burada? Evet. Epsagor'u yap bakalım. A artı 4'ün karesi eşittir. A'nın karesi artı 8'in karesi. Yapanlara yuh yuh şarkısını söylüyorum. İşlem işlem işlem. Buradan da A eşittir ne olur arkadaşlar? Hisset kardeşim. 8 varsa 2 ihtimalim var. Ya 6 8 10 ya da 8 15 17. 6 koysan 6 8 10 sağlanıyor mu? Evet. A'yı buradan kaç buldun? 6. Yani burası 10 çıktı. Bizden ne isteniyor? Dikdörtgenin köşegen uzunluğu isteniyor. Arkadaşlar. Sen burada A'yı kaç buldun? 6 buldun. A buradan 6 ise 6 burada 16 da gerisinde ya da makasın uzunluğu kaç çıktı? 10. Makasın uzunluğu 10 iken burası 10. E burada da 12. 10 artı 12'den cevabın kaç çıkar o zaman? 22 çıkar. O zaman kaçıncı soru? 32. sorunun cevabı böylelikle Akçay çıktı. Ve bu arada gerçekten çok güzel bir soru. Yeni nesil dediğimiz şu makası kestiğinde hop buraya geldi. Ve şuradaki uzunlukların birbirine eşit olması gerçekten hoş oluyor arkadaşlar. ÖSYM'de aynen bu makas tarzında bir soru sorar. Evet 32. Akçay yaptı. Geldik 33'e. Ayrıtlarından biri 6 birim olan dikdörtgen prizma biçimindeki dolabın dikdörtgen biçimde eş 2 kapağı dikdörtgen biçimde eş 2 kapak diyor ya o zaman bunlar 3 birim 3 birim hocam. Yani şurası 3 birim açıldığında burası da 3 birim oldu mu? Oldu. Şurası kaç? 6 birim. Şekil 1'deki gibi kapalıyken ABC doğrusal olacak şekilde şekil 2'deki görüntü elde ediliyor. Tamam ABC doğrusal. Sonunda kapak yüzeyleri birbirine dik konumlu. Bu kapakla bu kapak dik konumlu. Dik demiyor. Dik konumlu. Uzantısı bak. Şuraya ne diyor arkadaşlar? Dik olacak o zaman. E bitti o zaman hocam. Burada ne yapacağız? Pisagor yapacağız. Hatta pisagor yapmaktansa burada ne var? 90'ın karşısı 6. Hangi açının karşısı 3'tür? 30'un. E burası da ne oldu? 60. 30'un karşı 3 iken 60'ı karşı da 3 köküç olacağından x ile 3'ün toplamı da 3 kök 3 olacağından x buradan 3 kök 3 eksi 3. 3 parantezini alırsak kök 3 eksi 1 yapar. Yani 33. sorunun cevabı böylelikle C -han çıktı. Geldik 34'e. Kenar uzunlukları 6 birim ve 9 birim olan dikdörtgen biçimindeki kağıt köşegenin boyunca kesilerek iki parçaya ayrıldıktan sonra parçalardan biri diğerinin üzerine birer köşesi ve birer kenarı çakışacak biçimde şekildeki gibi konuluyor. Buna göre son durumda üçgenler üst üste gelmeyen, üçgenlerin üst üste gelmeyen yüzeylerin alanları toplamı kaç birim kareleri diye soruluyor. Arkadaşlar sen bunu almışsın. Burası 6. Kısa kenar. Burası da 6. Hocam tamamı 9. E buraya kaç kaldı o zaman? 3. Hocam da bunun, bunun da tamamı 9. E şurası 90. Burası da 90 değil mi gençler? Evet. Ne var burada? Bir benzerlik var. Yani benzerlikte 6 bölü tamamı. 6 bölü tamamı. Şuraya bir x diyeyim isterseniz x bölü 6'ya eşit olacaktır. E buradan ne oldu? 36 bölü 4'ten 9 mu geldi? X'i buradan 4 bulduk. 36 bölü 9'dan 4 geldi. Evet burası 4 ise. Arkadaş o zaman burası ne oldu? Tamamı 9'du. Buraya da 5 kaldı. Şimdi bizden üst üste gelmeyen bölgenin alanları isteniyor. Arkadaş şuraya bir A alan dersem. Buraya bir B alan dersem. Hocam bir üçgenin alanı A artı B yaptı. E diğer taraf da A artı B değil midir? Hocam burası da A artı B'dir. Yani şurası da B'dir. E ben B alanı bulursam olay bitti. 2B isteniyor. Yani hocam burayı ayrı bulayım sonra burayı ayrı bulayım demeye gerek yok. Burası da burası da ne oldu? Birbirine eşit oldu. Peki şu üçgenin alanı nedir arkadaşlar? Bu üçgenin alanı bir üçgenin alanı şekilde 90 derece özel bir, özel bir açı varsa neydi? Taban çarpı ki taban burada var. Tabana ait yükseklik tepesi burası. Yükseklikte sadece dışarıya düşmemiş mi? Düşmüş. O zaman B alanı 5 çarpı 6 bölü 2'den 15 geldi. Toplamı ne yapıyor? 2B yapacaktır. Yani o da kaç yapacaktır arkadaşlar? 30. Burası da 15, burası da 15. Üst üste gelmeyen yüzeylerin alanları toplamı 2B yani 30. Yani Edremit yaptı. Geldik 35. soruya. Şekil 1'de verilen ikizkenar üçgenlerden iki tanesi bir kenar 12 birim olan dikdörtgenin içine şekil 2'deki gibi yerleştiriliyor. Vallahi x ikizkenar üçgen arkadaşlar. Bu burası da 12 birim olarak verilmiş. Ne yapabiliriz? E ne yapacağız? Başka yapacak bir şey yok. Şuradan hocam bir ikizkenar olduğu için tabanına ait yüksekliği çizelim. En azından yukarıyı böyle bulmuş oluruz. Dik çizince bak iki eş parçaya böldü. A A yaptı. Hocam yukarısı da A. o zaman buraya ne kaldı? 12 A. Hocam ikizkenar üçgenin bir kenarı da 12 A yaptı. E şekil de. Üçgenin çevresi kaç birimdir diye soruluyor. Burası 2A. Burası da 12 A. E burası da 12 eksi a. Toplam çevre ne yapıyor? Topla bakayım ne çıkıyor? 12 eksi a artı 12 eksi a artı 2 a isteniyor bizden. E a'lar nanay oldu. Şinanay yavrum şinanaydan cevap bizde ne yaptı? 24 yaptı. 35. soru. Böylelikle akçay çıktı. Geldik 36'ya. Düzlemde verilen bir ikizkenar üçgenin eşit olmayan iki açısı 20'şer derece arttırılıp 3. açısı da 40 derece azaltıldığında bir dik üçgen elde ediliyormuş. Önceden üçgenimiz şöyle olsun arkadaşlar isterseniz. Şurası alfa burası alfa buraya da bir beta diyelim isterseniz. Açılarımız alfa alfa ve beta iken ne oluyormuş arkadaşlar? Eşit olmayan iki açısını 20'er derece arttıracakmışım. Bunu alfa artı 20 bunu beta artı 20 yaptığımda diğer açıda 40 derece azalacakmış. Alfa eksi 40 olarak olacakmış arkadaşlar burası. Bu dik üçgenin hani şunlarla ilgili bir dik üçgen oluşturuyorum arkadaşlar. Bu dik üçgenin en uzun kenarı 12 birim olduğuna göre değerlerinden hangileri alanı olabilir diye soruluyor arkadaşlar bize. O zaman bir dik üçgen çizelim arkadaşlar. Şuraya bir dik üçgen çizdik. Şuraya bir tane daha çizelim şöyle. Belki de 3 tane olacak arkadaşlar. Bakalım. Öncelikle alfa eksi 40. Bu açı 40-90 derece olursa. Hocam bu açının 90 derece olmasının imkanı yok. Çünkü alfa kaç derece yapar? 130. Buraya 130 yazsak. 130, 130 olmuyor arkadaşlar. Üçgenin açıları tutmuyor maalesef. O zaman bir de şunun 90 derece olmasına bakalım. Bu 90 derece olursa eğer. Bu 90 derece olursa eğer. Burada alfamız kaç derece oldu? 70 derece oldu. Peki alfamız 70 derece olursa. Hocam alfa 70 derece ise. Burası 90 derece oldu bir açısı. Evet 70 derece olduğunda diğer açısı kaç derece oluyor arkadaşlar? 30 derece oluyor. O zaman üçgenimiz ne oluyor? Hatta buradaki açımız da o zaman 60 derece kalıyor arkadaşlar. Buraya da 60 derece kaldı. En uzun kenar 12 birim olduğuna göre diyor. Alanı kaçtır? 90'ın karşısı 12 30'un karşı kaç 6. Burası kaç oldu? 6 kök 3. Bu üçgenin alanı nedir? 6 çarpı 6 kök 3 bölü 2. Yani 18 kök 3 yaptı. Evet bu olabilir arkadaşlar. Peki bir de şunu inceleyelim. Bu 90 derece olursa ne olur? Bu 90 derece olursa arkadaşlar betamız kaç derece oluyor? Betamız 70 derece oluyor. Evet beta 70 derece. Şuradaki açımız 90 derece olduğunu varsaydık. Beta 70 derece ise arkadaşlar diğer iki açı ne oluyor? Diğer iki açı da biri alfa artı 20 biri alfa eksi 40 oluyor. Yani burası alfa artı 40 oldu. Alfa eksi 40 oldu. Burası da alfa eksi 20 oldu değil mi arkadaşlar? Çünkü... Şu açıyı biz beta artı 20'yi 90 derece olarak kabul ettik. O zaman bu ikisinin toplamı kaç olmalı? 90 derece olmalı. Bu ikisinin toplamında ne yapıyor arkadaşlar? Alfa artı 20 ile alfa eksi 40'ı topladığım zaman 2 alfa eksi 20 yapıyor. Hocam bu 90 olursa 2 alfa eşittir 110'dan alfayı sen buradan 55 bulursun. Alfa 55 ise 55'ten 40 çıkarsa aa güzel bir şey çıktı. Burası 15 çıktı. Burası kaç oldu arkadaşlar? 75 oldu. Hocam bu 15 75 90 üçgen oldu. 15 75 90 üçgeni çıktı arkadaşlar. Şurası da 12 ise 15 75 90 özelliği neydi? Haşa 4 haş. Burası haş, burası 4 haş. 4 haş 12 ise haşı buradan kaç buluruz? 3 buluruz. O zaman bu üçgenin alanı nedir? 12 çarpı 3 bölü 2. Yani kaç yapıyor? 36 bölü 2'den 18 yaptı arkadaşlar. Cevabımız o zaman iki tane cevap çıktı arkadaşlar burada. Yani 1, 3, 1 ve 3 hangisi cevap denizli oldu? Gençler 36. soru denizli oldu. Geldik 37. soruya. Kenar uzunluğu 6 birim olan düzgün altıgen biçimindeki bir nesli zemine dik konumlu olarak kenarı üzerinde durmaktadır. Bu nesne kaydırılmadan merkezi etrafında bir tur döndürüldüğünde. Bir tur döndürülüyor arkadaşlar. Bir köşesi bir tur derken Gösteririz şimdi. Şekli çizip de göstereyim isterseniz. İlk önce zeminde bir altıgen çizelim mi arkadaşlar? Çizelim. Şöyle çizdik altıgenimizi. Burada duruyor. Ve altıgenin de kenarlarını da şöyle bir yazalım isterseniz. A, B, C, D, E, F diye yazdık. Sonra zemine dik durumda bir duvar varmış. Bir tur döndürüldüğünde arkadaşlar. Bu böyle döndürülüyor, 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 döndürülüyor. Tam bir tur döndürüldüğünde en son duvara değen bir kenarı varmış arkadaşlar. Bunun. İşte bu döndürme esnasında e, ilk durumdaki bu nesnenin duvara en uzak köşesinin duvara olan uzaklığı ne kadardır diye soruluyor. Yani bizden ne isteniyor arkadaşlar? İlk durumki nesnenin şurası duvara en fazla uzaklığı F'ye yoğunlaşacak. Yani ilk etapta neye bakmalıyım? Ben buradaki F'nin buradaki F'ye gelene kadar ne kadar yol aldığını bulmam lazım. Arkadaşlar ilk döndürmemizi yapalım. İlk döndürmemizi de burada gösterelim isterseniz. Ben döndürdüğüm zaman ne oluyor arkadaşlar? Şöyle bir şey olacak değil mi? Şöyle bir devrilme yaşanacak burada. E böyle böyle bir devrilme yaşandığında F noktası nereye geliyor? Buraya geliyor. Aslında F noktası hop buraya geliyor da e, şuradan şuraya olan noktayı bir bulabilirim. Bulabilirsem ondan sonra yorum yapabilirim herhalde. Öncelikle bunun dış açısı kaç derece? 60. Hocam bunun da dış açısı 60 derece. Şu çok yanın dış açısı 60. Bu çok yanın da dış açısı 60. Aa buraya ne kaldı? 60 kaldı. E hocam şunlar da bir kenara 6 birim değil miydi? Evet şurası 6 burası 6. E şunu da birleştirirsem burada bir eşkenar çıktı burası da 6. E hocam artık burayı da birleştirirsem ne olacaktır? Burası da 6 olacaktır. Çünkü bu en uzun köşegen bir kenarın iki katı olacağından e 6'sı buradaysa buraya da ne kaldı arkadaşlar? 6 birim kaldı. Ha sen ilk döndürmede buradaki nokta buraya mı geldi? Evet. İkinci döndürmede de buradaki nokta buraya mı gelecek? Evet. Üçüncü döndürmede buradaki nokta buraya. Dörtte buraya. Beşte buraya. Altıda da buraya mı gelecek? Çünkü tam tur dönmesi için arkadaşlar. Yani bizim F noktası buraya gelene kadar. Kaç kere böyle şu kenar etrafında kaç tane alttan 60 derece dönmesi lazım. En son bu konuma gelir arkadaşlar. E altı dönmede de bu F bak buraya geldi. Buraya geldi. Buraya geldi. Buraya geldi derken. 6 tane 36 yaptı burası arkadaşlar. Alttan alttan 36 yaptı burası. E bizden bu F noktasının bu duvara olan uzaklığı isteniyor arkadaşlar. E bir de bunu çizersek bu da bir kenarın iki katı değil midir? Evet. E bir de şurası da 12 olduğundan bizden ne isteniyor? 36 artı 12 kaç yapıyor? 48 yapar arkadaşlar. Böylelikle cevabımız. Yani 37. sorunun cevabı Cehan çıktı. Geldik 38'e. Hmm, bir katlama sorusu. Dikdörtgen biçimindeki bir kağıt iki köşesi çakışacak şekilde böyle böyle katlanıyor. Katlamada ne önemli arkadaşlar? Üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Üst üste binen açılar birbirine eşit. Hocam bu buraya geldi. Alakası yok. Hocam şu şuraya geldi. İşte şu şuraya geldi. Bir işime yaramayacak. Hocam bu buraya geldi. Bir işime yaramayacak gibi. Hocam şu kenar buraya geldi. Yok işime yok buraya gelir mi? Bu kenar buraya geldi. Hocam bak bunlar birbirine eşit. Karşılıklı kenarlar birbirine eşit. Bu kenar da buraya geldi. Oo süper oldu. Şurada bir x kenarlık çıktı. Tamam. Artık işimiz bitti arkadaşlar. Şimdi gençler şurada katlamada biz neye bakıyorduk? Üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Üst üste binen açılar birbirine eşitti. Hocam burada açı bak 100 derece var burada. Buna yoğunlaşacağız. Hocam 100 iken burası da 100 değil mi? Evet. E bunun altında bir çizgi var. E burası hatta 90 ken, burası da 90 değil mi? Aynen öyle. E hocam bunun altındaki çizgi var böyle bak. E burası 100 ise buraya 80 kaldı. E ne güzel. Burası 80 ise tamamı 100 yaptığından buraya 20 kaldı. 20 90 ise burası kaç yaptı o zaman? 70 yaptı burası. E burası 70 yaptıysa arkadaşlar. 70 yaptıysa. Şurada da 10 var. E 2 iç açın toplam 1 dış açı olacağından. Buraya kaç kaldı? 60 kaldı. 60 yani 10 ile neyi toplarsam 70 yapar 60'ı. E bu bir ikiz kenar. Bunun da tamamı 60 yapacak. Yani x artı 10 eşittir 60 olacağından x de buradan kaç çıkar? 50 çıkar. Yani kaçıncı soru arkadaşlar? 38. sorunun cevabı böylelikle Cihan çıktı. Ve geldik 39'a. Bir zeminde tabanı üzerinde duran üçgen dik prizmanın taban ayrıtları 10, 10 ve 12. Yüksekliği de 10 cm uzunluğundadır. Hemen prizmamızı çizelim arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Bir üçgen tabana, bir üçgen tabana koyup prizmayı oluşturacağız arkadaşlar. Oluşturalım bakalım şöyle. Hoppala cuppala. Oluşturduk şöyle arkadaşlar. Uzunlukları da yazalım. Prizma çizmeyi öğrenin arkadaşlar. Mutlaka sözel soruyla uğraşacaksınız. 10, 10, 12 ve belli bir miktarda suyla doluymuş arkadaşlar burası. Suyla dolu olan kısmı da şöyle göstereyim isterseniz. Bu kısım suyla dolu. Sonra ne yapılıyormuş arkadaşlar? Sonra diyor ki e, içinde bir miktar su bulunan bu prizmaya bir ayrı 4 cm olan 5 tane küp atacakmışım. Arkadaşlar bunun içine bir küp atacağım. Küpün de bir kenarı kaçmış? 4'müş. Hadi bakalım şuraya attığım zaman sonra ne oluyormuş? 5 tane küp atıldığında prizma taşmadan tam olarak doluyor. Arkadaşlar şurayı dolduracağım. Hmm. Bir cismin içine bir suyun içine bir cisim attığınızda hacmi kadar su kaldırmıyor muydu arkadaşlar? Evet. E zaten bunun 5 tanesi o zaman şurayı dolduracak. Yani şu kısmı dolduracak. Yani şuraya aç diyecek olursam bundan 5 tanesi yani 5 tane 4'ün küpü neye eşitmiş arkadaşlar? Şu taban alanı çarpı yüksekliğe eşit. Taban alanı dediğimiz ne? İkiz kenar üçgen değil mi yine arkadaşlar? Burası 10, burası 10, burası 12 değil mi arkadaşlar? Evet. İsterseniz şurada bulalım onun alanını. Hocam burası 10, burası 10, burası 12 olduğundan 6, 6 yaptı. Burası 8. O zaman bunun taban alanı 12 çarpı 8 bölü 2. 12 çarpı 8 bölü 2 çarpı yüksekliğe eşittir diyeceğiz arkadaşlar. 5 tane 4'ün küpü. Bu e, buradaki boş olan hacmi eşit olacak. Peki ne oldu? Sadeleştirelim isterseniz. Şu 4'ün küpünü de şöyle 4 çarpı 4 çarpı 4 yazayım sadeleştirme kolay olsun. 4'e böl 4'e böl 3. 4'e böl 4'e böl, e böl 2. E, bu sonra buradaki ikilerde gitti mi? Şuradaki ikilerde gitti mi? Gitti. Burada 20 kaldı 3 haş yaptı. O zaman 20 bölü 3 eşittir haş yaptı. Hocam burası 20 bölü 3 yaptı. Dur bakayım işlem hatası yaptık mı? Şurada 3 kaldı. 4'e böldük. Yok yapmadık. Devam. Haşı ne bulduk arkadaşlar? 20 bölü 3 bulduk. Peki hocam şurası neydi? Tamamı bunun 30 değil miydi? Değil mi? Hayır. Bunun yüksekliği kaçtı arkadaşlar? 10'du değil mi? Evet. 10'du. O zaman 10 sağ. Şimdi şu yüksekliği bulalım arkadaşlar. Bunun tamamı 10'du. 10'dan da 20 bölü 3 çıkartırsam kaç kalıyor arkadaşlar? 10 bölü 3 kaldı. Şurası 10 bölü 3 yaptı. Şimdi bizden istenilen son durumda küplerin tamamı suyun içinde olduğuna göre başlangıçtaki su miktarı prizmanın hacminin kaçta kaçıdır diye soruluyor arkadaşlar bize. Hocam bu prizmanın hacmini ne yaparsın? Taban alan çarpı yükseklik bölü 3. Yükseklik pardon. E bu e, büyüğüne taban alan çarpı yükseklik diyebilirsiniz isterseniz ama bence demeye gerek yok. Prizmalardaki hacimler oranı tabanla taban alanları aynıysa eğer yükseklikleri oranına eşittir. E bir tanesinin yüksekliği bak sulu olan yükseklik burası. Prizmanın tamamı da burası. Taban alanları ne? Aynı. Yükseklikleri oranı hacimleri oranı eşittir. E o zaman bizden 10 bölü 3 bölü tamamı zaten 10 değil miydi arkadaşlar? Yani o zaman cevabımız kaç yaptı? 1 bölü 3 yaptı arkadaşlar. Evet kaçıncı soru? 39. sorunun cevabı böylelikle Ceyhan çıktı. Ve geldik denemenin son sorusuna. Bu denemenin son sorusuna. Aşağıdaki şekil yüksekliği 6 birim olan düzgün beşgen prizma içerisinden başka bir düzgün beşgen dik prizmanın çıkarılmasıyla oluşturulmuştur. Son durumda prizmaların birer taban ayrıtlarının toplamı. Hocam ben şu prizmaların birer taban ayrıtı. Yani şurası A şuraya bir B diyeyim isterseniz. Yani şurası A şuradaki çıkan kısımda şuraya da bir B diyelim arkadaşlar. Tamam. Bu taban ayrıtlarını yani A artı B'yi kaç vermiş arkadaşlar? 14 vermiş. Oluşan şeklin dış yan yüzeyleri ile iç yan yüzeyleri karşılıklı olarak paralel. Hmm. Hocam şuradaki dış yüzeyle şu yüzey paralel. Yani bunu ne demek istiyor? Şunlar birbirine paralel kardeşim diyor. Peki ve aralarında hatta şununla da şu birbirine paralel diyor. Tamam şununla da şu, şununla da şu, şununla da şu birbirine paralel diyor yani bize. Ve aralarındaki uzaklık 3 birim olduğuna göre şeklin yüzey alanı kaçtır diye soruluyor arkadaşlar bize. Önce ön ve arkayı bulalım mı arkadaşlar? Bulalım. Ön ve arkayı nasıl bulacağız? Hocam ön ve arkayı bulurken şu düzgün beşgenin alanında ama düzgün beşgen alanını çıkartacağız. Maalesef bulamayız değil mi böyle arkadaşlar? Çünkü beşgenin alanını bulmayı bilmiyoruz biz. E ne yapacağız? Adam sana paralel demiş değil mi şunu? E paralel demişse bir anlamı var onun büyük ihtimalle. Paralel demişse ne demektir? E şurada bir dörtgenin alanını ben bulabilirim arkadaşlar. Niye? Aa hocam bu bir yamuk oldu. Paralel ya. Alt taban artı üst taban çarp yükseklik bölü 2. Bulalım bakalım oraya. Alt taban artı üst taban çarp yükseklik bölü 2. Bir tanesinin alanı. E hocam yine aynı şekilde. Burası da A burası da B ya. Alt taban artı üst taban çarp yükseklik bölü 2. Bundan kaç tane olacak arkadaşlar? 5 tane olacak mı? Olacak. Hatta bir de ön ve arka dediğimiz için bir de arkasında olacak. Yani iki tane bu yüzeyden olduğu için şu ön ve arkayı halletmiş olduk mu arkadaşlar? Olduk. Bir de çarpı 2 diyerek. Tamam. Devam edelim. Başka nereleri var hocam? Hocam ön ve arkayı hallettik. Bir de nereleri olacak? Tabii ki şuraları. Hocam şu alan, şu alan, alttaki alan, üst, şeydeki alan. Zaten bu hepsinde aynı değil mi? Şurası 6. Şurası 6A değil mi arkadaşlar? Şurası 6A. Aynı zamanda bakın şurası da 6 burası da A olduğundan burası da 6A. Hocam burası da 6A burası da 6A burası da 6A. E artı diyelim 6A'dan kaç tane var? 5 tane var. Hocam bir de içerideki şu yüzey alanlarını bulacağım. E buraya B demiştik. E hocam zaten şuradaki yükseklikte 6'ydı. Hocam burası 6 burası B ise 6B değil midir burası? Aynı zamanda burası da 6B burası da 6B. Bir daha 6B alanından kaç tane var arkadaşlar? 5 tane var. Yani burası ne yaptı o zaman arkadaşlar? 30A artı 30B yaptı. Hmm, güzel. Şurasını bulalım öncelikle. 30A artı 30B kaç yapıyor gençler? 30 parantezinde A artı B yapar. E hocam A artı B'yi vermişti zaten bize 14 diye. 30 çarpı 14'ten kaç çıkıyor arkadaşlar? 3 kere 4 12 3 kere 1 3 420 çıktı. Hocam şurayıları buldum ben. Şuradaki işlemin de devamını getirmedim. Onu da getireyim. A artı B 14'tü. 2 ile 14 sadeleşse 7. 7 kere 3 21. 10 ile de, çarpınca 210. Evet 210. Ön ve arka 210. Artı. Şuradaki yanaklar ne oluyor arkadaşlar? Yan taraftaki yüzeyler ne oldu? Şu yan yüzeyler toplamı ve içteki yan yüzeyler toplamı da 6. 30 A artı 30 B'den 420 geldi. E böylelikle topladığımız zaman kaç yapıyor gençler? 630 yapıyor. Yani 40. sorunun cevabı da böylelikle ne çıktı gençler? Akçay çıktı. Ve böylelikle denemeyi de bitirmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Gerçekten ee, videonun başında gerçi konuşmamızı da yaptık. Bizlere çok şey kattı. Mesela bu da güzel bir soru olmuş. Bu da hoş sorulardan biri. Bu da sınavda çıkmaya aday sorulardan biri. Dikkat etmeniz gereken sorulardan biri diyebiliriz arkadaşlar. Gerçekten çok hoş sorular ee, çözdük. Bütün 12 deneme boyunca inşallah sınavda aynıları çıkar gençler. Evet o zaman ne diyoruz? Bu seriyi de bitirmiş bulunuyoruz. Başka videolarda başka serilerde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.